Evet, Çiçek Hanım, Kadın Kolları Başkanım ve yönetimi lütfen sahnenin önüne lütfen rica ediyorum. Değerli misafirlerimiz konuşmasını yapmak üzere. Dernek Başkanım Sayın Muharrem Akyüz Beyefendi, kocaman alkışlarınıza sahneye davet ediyorum. Haydi. Kızlar biraz aç. Daha öne al dersin abi sen. Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Kaymakamım, Sayın Emniyet Müdürüm, Sayın Soyanpaşa Belediye Başkanım, Sayın İstanbul Trabzonlar Konfederasyon Başkanım, siyasi partilerin çok değerli il başkanları, ilçe başkanları, il yönetimleri ve ilçe yönetimleri, geçmiş dönem belediye meclis üyelerimiz, bu dönem belediye meclis üyelerimiz, çok değerli eski Karadeniz Mahallesi muhtarım, yeni muhtarım, çok değerli esnaf kardeşlerim, sanatçı kardeşlerim, basın mensupları, alanımıza teşrif eden çok değerli misafirlerimiz, hepiniz 20. Yayla Şenliğimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu güzel güzel günümüzde bizi yalnız bırakmadığınız için ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım adına hepinize saygılar, sevgiler, muhabbetler sunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 22. dönem milletvekili Ahmet abi de aramızda. Ahmet abi sen de hoş geldin. Evet, bu sene 20.sini hep beraber icra edeceğimiz yayla şenliklerimiz. Bundan 20 sene önce Sayın Yunus İnce başkanımın eşliğinde başlayarak bugüne hep 20 kere üst üste yaparak bir pandemi döneminde ara verdik. Hep beraber icra ettik. Bu yayla şenlikleri için aramıza katılan, bu yayla şenliklerine destek veren, başlamasına vesile olan ve aramızda olmayan büyük geçmişlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet temenni ediyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyorum. Bu vatan için, bu millet için, bu bayrak için şehit olan tüm şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Biz 70 sene önce doğduğu yerden yeni nesline daha iyi hayat vermek için buralara göç etmiş ailenin torunlarıyız, çocuklarıyız. Biz gittiğimiz her yere kültürümüzü götürmeye gayret ediyoruz. Gittiğimiz her yerde, gittiğimiz yerdeki insanların kültürüne saygı duyarak onlarla bir kültür kardeşliği kuruyoruz. Kültür bağı kuruyoruz. Bundan tam 70 sene önce buraya geldik. Süleyman Paşalı kardeşlerim bizi aralarına aldı. Bizi kardeş yaptı. Kendilerine kocaman alkış rica ediyorum. Hepsine saygı duyuyorum. Biz gittiğimiz her yere kültürümüzü götürdüğümüzde, horonumuzu götürdüğümüzde, kemençemizi götürdüğümüzde bize bölgesel milliyetçilik yapıyorsunuz diye suçlamalarda bulunuyorlar. Bizim her yer Trabzon dedik. Evet, biz her yer Trabzon. Bu şenliği yaptığımız için Trabzon. Bu kemençeyi çaldığımız için Trabzon. Karalı Hanımımızı burada yetiştirdiğimiz için Trabzon. Bir ayrıcalıktan dolayı değil. Biz Türkiye'nin çimentosuyuz dedik. Yine birileri bize kızdı. Biz burada 20 senedir aynı horon halkasında herkesi buluşturuyoruz. Önce horon ediyoruz.
sonra alay çekiyoruz, sonra karşılama oynuyoruz. Türkiye'nin bütün renklerini, bütün kültürlerini bu çimende aynı oran halkasında buluşturuyoruz. Onun için bize her yer Trabzon, onun için biz Trabzon'un çimentosuyuz. Biz bunları yaparken bir mikro milliyetçilik yapmıyoruz. Ayrımcılık yapmıyoruz. Bizim kanımızda milliyetçilik var. Bu doğrudur. Mustafa Kemal'in, Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetinin milliyetçisiyiz. Türk bayrağının milliyetçisiyiz. Türk vatanının milliyetçisiyiz. Bu vatana göz dikenin gözünü örürüz. Bayrağımıza el uzatanın elini kırarız. Bu konuda milliyetçiyiz. Bir de 30 yılda bir şampiyon olsa da Trabzonspor milliyetçisiyiz. Trabzonspor'u çok seviyoruz. Bordo mavi renkleri çok seviyoruz. Bu şenliğin oluşumunda başta Sayın Valim, Sayın Kaymakamım, Değerli Emniyet Müdürüm, Büyükşehir Belediye Başkanım, çok emeği var, teşekkür ediyorum. Sayın Volkan Başkanım, festivalden yeni çıktı, çok güzel bir festival yaptı. Ona teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Daha o teri kurumadan burada bizimle beraber bir haftadır çalışıyor. Gece gündüz dozerle, kepçeyle alanda çalışıyor. Kendisine çok kocaman bir alkış rica ediyorum. Allah razı olsun. Ekrem Başkanım bu şenliğe Süleyman Paşa ismini verdi. Biz daha önce Karadenizler Derneği olarak yapıyorduk. Dedi ki bu Süleyman Paşa'nın şenliği, bunda Süleyman Paşa Belediyesi'nin amblemi olacak. O günden beri bütün belediye başkanlarım bu konuda destek oldu. Hepsine teşekkür ediyorum. O günden beri Süleyman Paşa Belediyesi Karadenizler yerle şenliği olarak bunu kutluyoruz. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Bütün belediye personeline teşekkür ediyorum. Yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Kadınlar koluna teşekkür ediyorum. Bütün siyasi partilere, esnaf kardeşlerimize, sanatçılara, bütün basına teşekkür ediyorum. Herkesten Allah razı olsun. İyi ki geldiniz. İyi ki aranızdasın. Hep beraber güzel bir şenlik yapalım. Hep beraber 21.'sinde de buluşmak üzere diyorum. Saygılar sunuyorum. Hadi bakalım. Evet, dernek başkanıma konuşmasından dolayı çok teşekkür ediyorum. Sayın başkanım çimento diye bizi Tekirdağ'a yapıştırdı bıraktı. Sağ olsun, var olsun. Evet, ikinci konuşmacı olarak Karadeniz Mahallesi muhtarımız Sayın Sezai Akyüz Beyefendi, değerli muhtarımı sahneye davet ediyorum. Kocaman bir alkış rica ediyorum. Nasıl yapacak? Valla bir şeyler yapacak. Takılırsa? Takviye yapacağız. Ah bilgi. Sayın valim, sayın belediye başkanlarım, değerli milletvekillerim, uzaktan yakından buraya teşvik eden tüm misafirlerimiz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, şenliğimize renk verdiniz. Sizi saygıyla selamlıyorum, bol eğlenceler diliyorum. Bir tabir vardır bizim Karadeniz'den. Ben aslında ben konuşmayı beceren bir muhtar değilim. Ben bir sanatçıyım, çalarım, söylerim. Hani ne demişler? Ağacını bizim dağdan kesmeli, kesmeli de kuruma asmalı. Sen çalarken kemencem bütün sazlar susmalı. Çal kemencem silinsin gönlümün bası. Dolsun şenliğimize Karadeniz havası. Saygılar efendim. İyi eğlenceler. Sağ ol muhtar.
Evet, değerli muhtarıma çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Muhtarım da yeni çiçeği daha burnunda, sağ olsun. Kendisi inşallah belediye başkanlarımla beraber çok güzel hizmetlerde bulunurlar. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Şimdi Süleymanpaşa Belediye Başkanım çiçeği burnunda Sayın Volkan Nallar Beyefendi'yi sahneye davet ediyorum. Sayın Başkanım buyurun. Kocaman bir alkış rica ediyorum. Emeği bizde çok Sayın Başkanımız, sağ olsun var olsun. Sen ne yapıyorsun orada? Çıkıyorum. He. Ulan bak çay. Ete. Metin'e ver, Ete. Herkese hayırlı akşamlar. Hepinize hoş geldiniz. Sayın Valim, Sayın Milletvekilim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Kaymakamım, Sayın Emniyet Müdürüm, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, Sayın Belediye Başkanlarım ve Belediye Başkan Yardımcılarım, geçmiş dönem Belediye Meclis Üyelerim, yeni dönemde Belediye Meclis Üyesi olarak Süleymanpaşa'ya ve diğer ilçelere hizmet edecek değerli meclis üyesi abilerim, ablalarım, sevgili Karadenizliler, sevgili Süleymanpaşalılar, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Biraz heyecanlıyım çünkü çocukluğumdan beri katılırım. Geçmiş dönemde belediye başkanıydı dayım Kadir Çebi. Dayımla da gelirdik. Bugün de belediye başkanı olarak katılmak bana nasip oldu. Ben de çok şükür Karadenizli bir annenin evladıyım. Başkanımın dediği gibi bizimkiler de 70 sene önce göçüp gelmişler. Annem de, dayım da, teyzelerim de hepsi burada doğmuş. Artık hepimiz kardeş olmuşuz. Bir arada yaşamaya, kültürlerimizi birlikte pekiştirmeye alışmışız. Burada da sahnede de gözüküyor. Çok şükür. Ben herkese iyi eğlenceler diliyorum. Akşam Akçabat köftesi yedim, bir haşlama içtim. Sayın Valim çok güzeldi. Bu akşam da inşallah hep beraber yeriz, içeriz. Herkese hayırlı eğlenceler diliyorum. Sağ olun, teşekkür ediyorum tekrardan. Süleymanpaşa'da belediye başkanlığı yapmayı da bana nasip ettiğiniz için tekrardan herkese teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, çok değerli belediye başkanıma, Süleymanpaşa Belediye Başkanım Sayın Volkan Nallar Beyefendi, kocaman bir alkış rica ediyorum. Çok teşekkürler Sayın Başkanım. Hizmetlerinizden dolayı derneğimiz adına size kocaman teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Candan Yücel Hanımefendi'yi sahneye davet ediyorum kocaman alkışlarıyla. Başkanıma da çok teşekkür ediyorum. Emeği çok bu alanda. Sağ olsun, var olsun. Kendileri daha yeni seçildiler. İnşallah bundan sonra hep beraber nice nice yıllara. Platforma biraz uzak olunca böyle geç geldi, kusura bakmayın. Sayın Valim, çok kıymetli protokol, Karadeniz Mahallesi'nin kıymetli sakinleri, Süleymanpaşalı, Tekirdağlı hemşehrilerim. Ben de hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum, hoş bulduk diyoruz aranıza gelmekten. Çok mutluyuz. Gerçekten 20. yılı, 20. defa düzenleniyor bu şenliğimiz. 20 yıl insan ömründe uzun bir yıl. Bunun için kararlı olmak gerekiyor. Bunun için Karadeniz insanı gibi inatçı olmak, tuttuğunu koparmak gerekiyor. O sayede 20. yılını düzenliyoruz. Ben nice 20 yıllar diliyorum. Tabii ki ben de biraz önce dernek başkanımıza da ifade ettim. Aslında
dernek toplantılarında, böylesi şenliklerde, festivallerde hep ifade ederim. Eşimin askerliği sebebiyle bir yıl Samsun'da Karadeniz topraklarında yaşadım. Suyunu içtim. O insanları sizlerden önce daha yakından tanıma şerefine ulaştım. Ve burada birazcık, erkekler kusura bakmasın, pozitif ayrımcılık yapacağım. Ama alın terinin hası kadının alın teridir diyorum. Ve burada ne mutlu ki, ve derneğimizde de sağ olsun başkanım biraz önce ifade etti, kadınların emeği çok, alın teri çok. Ben diyorum ki bu dünya, ülkemiz daha güzel olacaksa bu kadınların emeğiyle olacak, kadınların alın teriyle olacak. İyi ki varsınız. Tabii burada biraz önce de ifade ettim. Asla bir ayrımcılık, asla bir şey yapmıyorum. Tabii ki birlik, beraberlik içinde olacağız. Hani bir laf var ya, diyor ya, gönül ne kahve ister ne kahvane, gönül ahbap ister kahve bahane. İşte biz de burada, evet, horon tepeceğiz, şenlik var, güzel lezzetler, bol lezzetler var, bol aktiviteler var, bol eğlence var, ama hepsinden daha önemlisi birlik, beraberlik var, dostluk var, kardeşlik var. Ne mutlu ki bu ülkenin böyle güzel evlatları var. Böyle güzel bir ülkemiz var. Ben diyorum ki bir toplumu bir arada tutan en önemli şey kültürel zenginlik, kültürel kimlik. İşte böylesi şenlikler, böylesi festivaller bu zenginliği gelecek kuşaklara aktarmamızı sağlıyor. Bu hani unutulmaya yüz tutan lezzetleri tekrar bizlere hatırlatıyor. Bu tatların güzelliğini. Ama bunları güzel yapan işte bugün bir arada olmamız. Tekirdağ'ımızın güzelliği, 80 vilayetten insanların gelip bulup buluştuğu, kardeşçe, dostça yaşadığı şehir, şehrimiz, memleketimiz. Ben de bu vesileyle sizlere, Tekirdağlı hemşehrilerime hizmet etmekten dolayı çok mutluyum, gururluyum. Elbette belediyeciliğin bazı olmazsa olmaz hizmetleri var. Yolu var, çöpü var, ruhsatı var. Bunları yapmak tabii ki bizim boynumuzun borcu. Ama bunun ötesinde çok önemli bir görev de var. İşte hemşehrilerimizin, yöre halkımızın sosyal alanda gelişmesini sağlamak. Geleneklerimizi gelecek kuşaklara aktarmamız için böylesi etkinliklerle buluşturmak da bizlerin görevi. Ben de bir kez daha bu görevde sosyal belediyecilik anlayışıyla, insan odaklı belediyecilik anlayışıyla her zaman, her zaman yanınızda olduğumu bir kez daha ifade ediyorum. Sizlere hizmet etmekten gurur duyuyorum, mutluluk duyuyorum. Ben de bir kez daha bizlere olan desteğiniz, güveniniz için yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Hep var olun. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Burada emeği geçen dernek başkanımız, Muharrem başkanımız, kadın kollarımız, katkı sunan Süleymanpaşa belediyemiz, çok değerli emeğiyle burada olan tüm hemşehrilerime bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum. Nice 20 yıllar diliyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet, kıymetli başkanıma çok teşekkür ediyorum. Kendisine bir plaket vermek istiyoruz. Plaketi verecek olan kadın kolları başkanımız Çiçek Karpuz hanımefendi. Sayın başkanım, buyurun. Evet, değerli misafirlerimiz, şimdi konuşmasını yapmak üzere sahneye Tekirdağ Valimiz Sayın Recep Soyduk. Sayın Valim, buyurun, kocaman bir alkış rica ediyorum. Anneciğim,
çizer fotoğraf. Hayır. Sayın milletvekilim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, çok değerli kaymakamım, çok değerli belediye başkanım, Süleymanpaşa Belediye Başkanım, değerli emniyet müdürüm, çok değerli hanımefendiler, beyefendiler. İnsan olarak bir şehirde doğuyoruz. Ya da bir ilçede doğuyoruz, ya da bir köyde doğuyoruz. Bir kültür içerisinde yetişiyoruz. Ama bazen ekonomik sıkıntılar, bazen eğitim, bazen sağlık bir nedenle doğduğumuz şehri terk edip başka bir şehre gidiyoruz. O şehirde bir taraftan çalışıyoruz, yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ama bir taraftan da kültürümüzü, doğduğumuz şehrin kültürünü unutmamaya çalışıyoruz. Ben 15 yıldır çalışıyorum. 15 yıl içerisinde birçok ilde, başka illerden gelen ama olağanüstü çalışan, bir taraftan da o şehir için çalışan, o şehrin kalkınması için çalışan birçok hemşerimi gördüm. Ben de Trabzon çocuğuyum. Kökenim Trabzon. Ailem Sakarya'ya göçmüş. Bir taraftan Trabzon'un kültürüyle yetişiyorsunuz. Bir taraftan da Sakarya'nın daha gelişmesi için olağanüstü gayret gösteriyorsunuz. 10 aydır Tekirdağ'dayım. Burada da görüyorum. Buradaki Karadenizliler, buradaki Trabzonlular kültürünü hiç unutmadan ama şehrin kalkınması için gayret gösteriyorlar. Bu göçenlerin ya da diğer illerde yaşayanların ortak özellikleri bir, vatan sevgileri çok yüksek. İki, milliyetçilik duyguları çok yüksek. Devletini seviyor, bayrağını seviyor ve insanları seviyor. Vatanını sevmenin en önemli göstergesi de işini en iyi yapması. 15 ilde çalıştığım, 15 ilde gördüğüm en önemli özelliklerden bir tanesi Karadenizlilerin işini iyi yapmaya çalıştığı, gayret gösterdiğidir. Olumsuz özelliklerimiz yok mu? Var. Biraz inat mıyız? Evet. Biraz deli miyiz? Evet. Ama bu deliliğimiz aslında biraz haksızlıklara karşı yüksek sesle bir tepki. Yoksa oldukça makul insanlarız. Ben bir Karadenizli olarak çalıştığım, görev yaptığım Tekirdağ ilindeki Karadenizli hemşerilerimle bir arada olmaktan ve çevre illerden gelen Karadenizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bugün eğlenme günü, bugün şenlik günü, bugün eğlenelim, birlikte olalım, beraber olalım, sohbet edelim ve kaynaşalım. Ben de bu duygu ve düşüncelerle
şenliğinizi kutluyorum. Emeği geçen herkesi ama herkesi tebrik ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Evet. Bu çocuklarımız Tekirdağ Süleymanpaşa Karadeniz Ortaokulu çocukları. Bu çocuklarımız İngilizce Her Yerde adlı programda Türkiye dünyaya sıralamasına girdiler. Tekirdağ Süleymanpaşa'dan Karadeniz Ortaokulu İngilizce Her Yerde programında dünya sıralamasına girdi. Dünyada sayılı okullar arasına girdi. Bunun için onlara birer tane madalya veriyoruz sayın. Onlara kocaman bir alkış rica ediyorum. Bir de öğretmenleri var sayın Sibel Hanım. Onu da buraya alıyorum sayın valim. Ona da bir plak yapalım. Hocamı da bir alkışlayalım. Kadar olanlarda. Çocuklarımız pek yakında İtalya'ya gidecekler bununla ilgili olarak. Şimdiden hayırlı yolculuklar diliyoruz çocuklarımıza. Bizim gücümüz önemli. Bak ne kadar güzel. Evet, Muharrem Efendi. Hani acı kamera bu tarafa çekil biraz. Acı geri çık oğlum. Söyle şunu ben. Kameranın çıkmıyor ki. He? Azıcık geri alsa o kenardakileri de çekeceğiz. Kamera biraz geri çıkma imkanı var mı? Şöyle bir adım geri alamıyoruz şeyi. Sabit misin orada? Tamam. 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 Her yerde şey oldu. Herkes ne oluyor şimdi? Yürüye yürüye. Ne oluyor şimdi? Evet, Sayın Valime çok teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı sunuyoruz. Bir plakette Süleymanpaşa Belediye Başkanımız Sayın Volkan Nallar Beyefendi var. Sayın Başkanım sizi sahneye arz ediyorum lütfen. Evet, plaketini vermek üzere ta İstanbullardan kalkıp bizim için gelen Trabzonlular Federasyon Başkanı Hüseyin Başkanımızı aramaya buranımıza rica ediyorum. Kocaman bir alkış rica ediyorum. Bugün misafirimiz Hüseyin Başkanım, hoş geldiniz. Thank you.
Abdullah Avcı diyorum, gelsene. Evet, bir alkış alalım. Evet, burada değil misafirlerimiz. Sizlere şöyle yöresel yemeklerimiz var. Kadın kollarımızın hazırlamış olduğu. Kendi elleriyle pişirip sizleri misafir etmek istiyorlar. Sizi lütfen şöyle kadın kolları çadırına davet ediyorum. Sayın valim, sayın vekillerim, sayın başkanlarım. Yönetimdeki arkadaşlarımız, yardımcı olur musunuz lütfen? Sayın Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu, Süleymanbaşa Belediyesi ve Karadenizler Derneği 20. Geleneksel Yayla Şenlikleri programına nazik davetiniz için teşekkür ederim. İlimizde yoğun programlar nedeniyle davetinize katılamayacağımı, Karadeniz kültürünü tanıtma ve yaşatma amacına katkı sağlamak adına düzenlemiş olduğunuz bu programın bütün katılımcılarına dostluk ve dayanışma içerisinde neşeli vakit geçirmeleri dilekleriyle selam ve saygılarımı sunuyorum. Aziz Yıldırım, Trabzon Valisi, çok teşekkür ediyorum Sayın Valime. Süleymanbaşa Belediyesi'ne, Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma Dayanışma Derneği'ne, Trabzon'daki yoğun çalışma programı nedeniyle Süleymanbaşa Belediyesi ile Karadenizler Derneği 20. Geleneksel Yayla Şenliklerine katılamayacağımı üzüntüyle bildirmek isterim. Bu şenliklere katkı sunan Süleymanbaşa Belediyesi'ne, Dernek Yönetim Kurulu'na ve tüm katılımcılara sevgi ve saygılarımı sunarım. Avukat Sibel Su İşmez, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi, CHP Trabzon Milletvekili. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Muharrem Akçüz, Karadenizler Dernek Başkanı. Sayın Başkan, nazik davetini...